Kritik Fenerbahçe maçı öncesi sokaklara indik, halkın nabzını tuttuk. Halka Fenerbahçe maçı hakkında skor tahminleri sorduk. Bakalım ne cevaplar alacağız. Her şey yalan, seni sevgin gerçek olan. Sonsuza dek hep sürecek, onun da seni sevecek. La 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 la. Akşamki kritik maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Skor tahmini alabilir miyiz? Ben 3-1 diyorum. Trabzon mu Fener mi? Trabzonspor tabii ki diye. Peki olası bir mağlubiyette ne olur? Ne olur? Ya Onur'la Burak kadro dışı bıraktılar ya. Biraz ondan dolayı Ünal Oza biraz sıkıntıya girebilir belki. 3-0 bize. Siz ne diyorsunuz? Ben 3-1 bize diyorum. 2-0. Yani 3-0. Ya skor tahmininden çok güzel bir maç izlemek isteriz. Fenerbahçe de zor günleri yaşıyor. Trabzonspor da zor günleri yaşıyor. Tabii biz Trabzonsporlu taraftarlar olarak takımımızın galip gelmesini isteriz. Ama eski şeylerini unutulup dostça bir maç olup Trabzonspor'un kazanmasını istiyorum. Skor tahmini yapmak biraz müneccimlik olur. Trabzonspor yensin, 1-0 yensin. Ama güzel bir maç olsun. Kardeşlik içerisinde geçsin, barış içerisinde geçsin. Trabzonspor kazansın. İçimden geçen galibiyet, bu da 1-0 olabilir, 2-1 olabilir. Ama ben esas buradan başka bir şey söylemek istiyorum. Ben defalarca Trabzonspor maçlarına geliyorum. 1100-1200 kilometre yoldan geliyorum. Trabzonspor'u Trabzon'dan aldığınız zaman şehir boşalır. Bu ekonomi Trabzonspor ekonomisi. Bunu iyi anlamaları lazım. Trabzonspor'a zarar verecek her türlü olgunun karşısına bu halk çıkması lazım. Yeneceğimize inanıyorum ama tahmin veremiyorum. Erzurum'dan geliyorum. Trabzonsporluyum. Sonuna kadar, ölene kadar mezarda bile bordo mavi kefenle söylemişim. Evet. Özellikle Kemal amcamız Erzurum Oltu'dan Trabzonspor'un her maçına geliyor. Trabzonspor benim şanım, şerefim. Erzurumluyum. Burada da Erzurumspor'la maçı oynarken Trabzon tarafındaydım. 25. dakikada bu Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Erzurum diye bağırttırdım. Hep saygı duyuyorum. Akşamki maç 2-0 inşallah bizim olacak. İnşallah Rahman Rahim. Nasıl? Bordo mavi! Bordo mavi! Markalara insanına kazanacağımızı umut ediyorum. Çünkü Galatasaray maçında da burada yorum yapmıştım. Farklı yeneceğiz dedim. Çıktı. Fenerbahçe'ye karşı bir şanssızlığımız var ama bunu kıracağımıza inanıyorum. Vallahi içime doğan beraberlik. Ama inşallah yeneriz. Gönül ister ki yenmek. Önceden içimizde oluşan bir şey var. Fenerbahçe böyle bize şanssız geliyor. Ama inşallah bu akşam şanssızlığımızı kırarız. İnşallah olursa ki. Ama beraberlik diye düşünüyorum. Abi bir olsun bizim olsun. Ve olası bir mağlubiyette neler olur? Ne mi olur? Onur'la Burak hakkında direkt yorum yapmaya başlarlar. Onur gitti diye böyle oldu. Burak gitti diye böyle olur. Direkt bunlar çıkar. Yenersek iyi ki gitmişler derler. Bizim taraftarımız bu. Ha inşallah 2-0 alacağız gibime geliyor. İnşallah hayırlısı 2-0 maçı alacağız inşallah hayırlısıyla. Bence 9-0 yeneriz. 9-0. 2-1 biz yeneriz. 3-1 olur 3-1. Vallahi ben inanıyorum ki Trabzonspor bugün farklı bir galibiyet alacağına inanıyorum. Şu anda oyuncularımızın morali tamamen yerinde. Kendilerinde özgüven tam yüklenmiş şekilde. Bir iki oyuncunun kadro dışı kalmasından sonra takımdaki huzur yerine geldi. Ben öyle düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Takım şu anda tamamen maça adapte olmuş şekilde. Bu maçı farklı şekilde alacağımıza kesinlikle inanıyorum. Trabzonspor büyük bir camiadır. Her zaman da büyük taraftarıyla beraber büyük camiadır. Yaklaşık olarak 41.461 kişiyle kapalı kişi oynayacağız bu maçı. Taraftarın da büyük etkisi olacak bu maçta.
Fenerbahçe'yi inşallah Akyazı'ya gömeceğiz ve unutmadan 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur.